ATV gün ortası ile karşınızdayız. Ben Özlem Aktay. Geçtiğimiz yıl 6-7 Ekim'de başlayan Gazze Savaşı'nın birinci yıl dönümü yaklaşırken ateş Lübnan'a da sıçradı. Gelin son duruma bakarak bugüne başlayalım. Allah'ım. Yine evler, hastaneler, siviller hedefteydi. Patlama sesleri ard arda geldi. Allahu Ekber. İşgal ordusu Lübnan'a havadan ölüm yağdırdı. İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u adeta ikinci bir Gazze'ye çevirmek istiyor. Sadece Dahiye semti değil artık. Beyrut'un dört bir tarafı İsrail'in hedefinde. Beyrut yeni sabaha da patlamalarla uyandı. İsrail basını son saldırılarda Hizbullah'ın ikinci ismi Haşim Seyfeddin'in hedef alındığını öne sürdü. Seyfeddin, öldürülen Hizbullah lideri Nasrallah'ın halefi olarak gösteriliyordu. Suriye'den de alevler yükseldi. İsrail, Şam'daki silah deposunu vurdu. Saldırıda Nasrallah'ın damadı Hasan Kasir ve İran Devrim Muhafızları Ordusu üyesi Mecid Divani öldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İran saldırısı sonrası füzeleri savuşturduk demişti. Bunun üzerine Amerikan ordusu, İsrail'i savunmak üzere fırlatılan füzelerin görüntüsünü yayınladı. İran'ın onlarca füzesinin demir kubbeyi delmesi, İsrail'e büyük bir fatura çıkarttı. Yok edilemeyen füzeler için kullanılan imha sistemleri yüz binlerce dolara mal oldu. Dünya tedirginlikle İsrail'in İran'ın hava saldırısına vereceği yanıtı bekliyor. Zira bu yanıt Orta Doğu'da topyekün savaşın işaret fişeği olabilir. Ve Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturması sürüyor. Ne yazık ki küçük kızın neden ve kim tarafından öldürüldüğü hala yanıt bulmuş değil. Peki son durum ne? Gelin soruşturmaya dair son detaylara bir kez daha bakalım. Önce öldürülüyor, akabinde ise bir çuval torbasına bırakılıyor. Kızım görüyorsun ne kadar tatlı bir kızı, küçük bir kızı, tek bir kızım vardı, ciğerim yanıyor. Narin'in ölümünde parmağınız var mı? Nasıl kıydınız o çocuğa? İşte anne Yüksel Güran'ın tutuklanmadan önce kızı aranırken son sözleri bu şekildeydi. Yanıt bekleyen çokça soru var. 8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos'ta kaybolmuş, cansız bedeni ise 19 gün sonra bulunmuştu. Kan donduran olayın ardından anne, amca, abi dahil 12 kişi tutuklandı. Adli Tıp Kurulu Narin Güran'a ilişkin adli belgelerle otopsi raporunu geçtiğimiz haftalarda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti. O raporda mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı belirtilmişti. Tabii şunu da belirtelim, bir taraftan soruşturma gizlilikle yürütülüyor, ekiplerin baskın yaptığı adresler var, hatta bazı evlerde yeniden aramalar yapılıyor. Bakalım Narin soruşturmasında önümüzdeki günlerde neler yaşanacak, takip ediyor olacağız. Gün ortasında her gün Diyarbakır'a bağlanıp dünyalar güzeli Narin'e kim kıydı, katiller bulundu mu diye soruyoruz. Şimdi bir kez daha bölgeye uzanalım. Sinan Yılmaz bizi Narin köyünde bekliyor. Dünden bugüne Narin soruşturmasında yeni bir gelişme var mı Sinan? Henüz bir gelişme yok. Soruşturma derinleşerek devam ediyor. Tabii elde edilen bazı kamera kayıtlardan geçtiğimiz günlerde bahsetmiştik. Konuyla ilgili TÜBİTAK'ta incelemenin devam ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü hem asker üst bölgesinin kamerası aynı zamanda da Salim Güran'ın tarlasını
ve çevresinde olduğu iddia edilen bazı kamera kayıtlarından bahsedeceğiz. O kamera kayıtları şu an için TÜBİTAK'ta incelenmeye devam edildiğini söyleyebiliriz. Aslında o inceleme süreci bittikten sonra bilirkişi raporu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na artık atması gerekiyor. Süreç iyice daraldığını söyleyebiliriz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da geçtiğimiz günlerde paylaştı. Nari Güran soruşturmasının sonuna geldik dedi ve gözler artık Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında olduğunu söyleyebiliriz. Soruşturma kapsamında halihazırda 12 şüphelinin tutuklu olduğunu biliyoruz ki onlardan biri de Nevzat Bahtiyar. Cansız bedeni hemen arkamda görmüş olduğunuz Eğer Tutmaz Deresi'ne gömen bir isimden bahsediyoruz. Katil zanlısından bahsediyoruz. Cansız bedeni alıp dereye atana gömdü ve daha sonra da hiçbir şey olmamış gibi hem arama çalışmalarına katıldı hem de normal rutin işlerine devam etti. Kendisi sıvacı olduğu için inşaatta 4 gün boyunca hemen karşıda bulunan bazı inşaat noktalarında 4 gün boyunca sıva yaptığı tespiti yapıldı ve aynı zamanda da balık tutmaya gittiğine dair bazı iddialar var. Nevzat Bahtiyar tabii suçunu ikrar eder, anlatan bir katil zanlısı, bir şüpheli olduğunu söyleyebiliriz. Aslında Nevzat Bahtiyar çözülürse Narin Güran cinayetinin de çözüleceğini söyleyebilir. Çünkü cansız bedeni, Narin'in cesedini taşıyıp ve dere yatağına gömen bir kişiden bahsediyoruz. Dediğimiz gibi bir kez daha söyleyelim. Eğer Nevzat Bahtiyar tam anlamıyla çözülürse Narin Güran cinayeti de büyük bir ihtimalle çözülmesi artık beklenmekte olduğunu söyleyebiliriz. Soruşturma iyice derinleşiyor. Bir yandan Van Jandarma Kriminal Merkezi'ne gönderilen bazı deliller var. Nevzat Bahtiyar'ın evinde, ahırında, Narin'in evinde halıları alındı, Narin evinde. O detaylı bir şekilde incelenmesi, delil çalışması devam ediyor Van Jandarma Kriminal Merkezi'nde. Sinan, bu noktada hem ekiplerin... Hem oradaki rapor bekleniyor. Özel bir ekip kurulmuştu. Narin Güran'ın cansız bedeninin sarıldığı bir battaniye de vardı. Ekipler o battaniyenin de peşinde. Ona dair herhangi bir gelişme var mı? Maalesef herhangi bir gelişme yok. Tabii battaniyeden bahsediliyor. Battaniyenin nerede olduğuna dair net bir bilgi yok. Battaniyeyi de itirafçı, yani sözü cinayetin Salim tarafından yapıldığını iddia eden Nevzat Bahtiyar'ın bahsettiği sözler battaniyeden bahsetmişti. İşte o battaniye ilgili süreç henüz tamamlanmış değil. Çalışmanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Battaniyenin nerede olduğuna dair şu anda herhangi bir ipucu yok. Özel bir ekibin hala çalışması devam ediyor. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen cinayet konusunda uzman olan bazı isimler Diyarbakır'a geldi. Onların da hala incelenmesi, çalışmasının devam ettiğini söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi Nevzat Bahtiyar aslında cansız bedeni dereye gömen ve bunu itiraf eden bir kişiden bahsediyoruz. O çözülürse Narin Güran cinayeti %90 çözülebilir. Narin Güran cinayetine ilişkin son detayları Muhammed Özgültekin'in görüntüsüyle Sinan Yılmaz ekrana taşıdı. Bugün Narin'i konuşuyoruz ama yıllar önce 3 yaşındaki Müslüme'ye konuşmuştuk. İşte Müslüme de kaybolmuş, ardından cansız bedeni bulunmuştu. Gelin son detaylara bakalım. Yürek burkan detaylar var. Müslüme'yi hatırlayacaksınız. Sarı Keçeli Yörüklerinden Yağal ailesinin kızları 3 yaşındaki Müslüme. 10 Kasım'da 2021'de Mersin'de kurdukları çadırın önünde kaybolmuş ve küçük kızın cansız bedenine 9 gün sonra ulaşılmıştı. Ne yazık ki ölümünde istismar iddiası vardı. Olayın ardından dede gözaltına alındı. Türkiye'yi sarsan diğer detay da işte o gözaltı sürecinde ortaya çıkmış. Dede Hasan Yağal'ın aslında minik kızın babası olduğu öğrenilmişti. Gelinine yönelik cinsel istismar suçu da eklenen Hasan Yağal hapis cezasına çarptırıldı. Kan donduran olayın acısı dinmeden ortaya yürek bukan yeni görüntüler çıktı. İşte Müslüme'nin 3 yaşındaki dünyalar güzeli Müslüme'nin mezarı.
Küçük kızın mezarı tahrip edilmiş halde bulunduğu, bir kullanıcı o görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Narin'den 3 yıl öncesinde de bu ekranda Müslüme'yi konuşuyorduk. İşte Müslüme'nin 3 yaşındaki dünyalar kızı bebeğin o görüntüleri ekranda. Mezarı maalesef tahrip edilmiş halde bulunduğu bir kullanıcı o görüntüleri, işte bu görüntüyü sosyal medyadan paylaştı. Rojin kabı işi arama çalışmalarında 7. güne girildi. Van'da 27 Eylül Cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan genç kız için hem gölde hem kıyıda hem de havada arama yapılıyor. Gelin duruma bölgeden gelen görüntülerle bir kez daha bakalım. Ben onu getirdim. Van'da üniversite ona çıktı. 1. sınıf ilk senesidir geliyor. Çarşamba günü onu getirdim. Rojin Kabayış, 21 yaşındaki genç kız Van'a üniversite eğitim için gelmişti. En son yurt arkadaşlarında sahilde çakıl taşı toplayacağını söylemiş ve bir daha dönmemişti. Peki ne oldu da bir anda ortadan kayboldu? Birçok soru işaretine ilişkin soruşturma var, birçok soru işareti var. Soruşturma sürerken diğer taraftan da genç kızı arama çalışmaları devam ediyor. En son kayıp Rojin'in cep telefonu Van Gölü sahilinde bulunmuştu. Ailesi evlatlarından gelecek güzel bir haberi bekliyor. Ve pek çok futbolcu ve iş adamından milyonlarca dolar aldığı iddiasıyla tutuklanan, özel belgede sahtecilik yaptığı iddia edilen Seçil Erzan için yeni bir duruşma günü. Müştekiler ayrı ayrı dava açmıştı ama artık ana davayla birleştirildi. İşte o davalar. Samet Özsaylem duruşmayı takip ediyor. Detaylar için sendeyiz. Bugün Seçil Erzan pek çok kez olduğu gibi yine hakim karşısına çıkacak, ancak bugün 4 ayrı davanın ilk duruşmaları görülecek. Aslında isimler yine sürekli iddianamelerde geçen isimler, ancak ilk defa onlar da ayrı ayrı dava açtığı için onlar ana davayla birleştirilmedi ve toplamda Seçil Erzan'ın 5 davasından 4'ü bugün ilk kez görülmüş olacak. Ana davada zaten görülmeye devam ediyor. 6. duruşma görülmüştü. 7.si de 15 Kasım'da görülecek. Bugün daha sakin bir duruşma olduğunu söyleyebiliriz. İlk duruşma hala daha devam ediyor ve Seçil Erzan şu anda içeride Çağlayan Adliyesi'nde daha küçük bir salonda daha az kişinin katılımıyla tefecilikle suçlanan Moji diye hitap ettiği en yakın arkadaşının eşiyle ve Süleyman Aslan diye kendisinin para aldığını iddia ettiği kişiyle şu anda içeride ifadeler veriliyor. Moji dediği kişi de Moştaba Hakani de şu anda ifade vermek üzere içeride bulunuyor ve tekrardan hatırlatalım, daha az kişinin katılımıyla 4 ayrı davanın 4 ilk duruşması bugün içeride görülecek. Seçil Erzan duruşmasına dair son bilgileri Samet Öztaylan, Okan Yalçınkaya'nın görüntüsüyle ekrana getirdi. Teşekkür ediyoruz ve Amerika'ya gidelim. Katrina'dan bu yana Amerika Birleşik Devletleri topraklarını vuran en ölümcül kasırga oldu Helene kasırgası. Can kaybı 200'e yükseldi. Tarihin en ölümcül kasırgalarından olan Helene ardında bir enkaz bıraktı. İşte o görüntüler gelsin. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin kıyı şeridine geçen hafta 4 kategorisiyle ulaşan Helene kasırgasının neden olduğu afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e yükseldi. Bakın bir ev suyla birlikte kasırgada nasıl sürükleniyor, ne kadar güçlü bir kasırgadan bahsediyoruz. Bu da yine sahil hattındaki bir ev, dev dalgaları görebiliyoruz. Tabii Helene 2025'teki Katrina kasırgasından bu yana Amerika Birleşik Devletleri topraklarını vuran en ölümcül kasırga oldu. Bakın kasırganın ardında bıraktığı o büyük enkaz Florida kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurmuştu.
kasırga kaynaklı şiddetli rüzgar ve su baskınları etkili olmuştu. İşte kasırgaya ait görüntüler bir kez daha ekranda. Bakın kasırga ardından meydana gelen fırtınayla birlikte evler nasıl bir kağıt gibi sürükleniyor. İşte bu görüntülerde Helene kasırgasının hemen sonrasında kayda geçti. Önce bu görüntü yaşandı. Dev dalgaları görüyoruz okyanusta. Yine yollarda, ana yollarda bakın artık suyla kaplanmış. Bir kasaba haritadan silindi, evler yok. Görüntüler aslında Helene kasırgasının ölümcül boyutunu gösteriyor. Başkan Joe Biden, Florida ve Carolina'da afet durumu ilan ederek kasırgadan olumsuz etkilenenler için yardım talimatı vermişti. Kasırganın ardından işte o görüntüler ekranda. Ve Kongo'da büyük bir tekne faciası yaşandı. Kapasitesini aşarak 278 yolcu taşıyan gemi maalesef kısa süre içinde alabora oldu. Faciada 78 kişi hayatını kaybetti. Tekne saniyeler içinde alabora oldu. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Görüntüler Kongo'dan. Kituku limanından hareket eden tekne 278 yolcu alarak kapasitesini aştı. Kısa süre içinde de alabora oldu. O anlar diğer teknelerde bulunanlar tarafından saniye saniye kayda alındı. Olay sonrası arama kurtarma ekipleri onlarca kişinin cansız bedenlerine ulaştı. Gölde arama kurtarma çalışmaları ise halen sürüyor. Hükümetin sıkı şekilde uyguladığı ekonomik program meyvelerini vermeye başladı. Eylül ayı enflasyonu %2.97 ile son 14 ayın en düşük noktasına indi. Peki bu oran SSK ve Bağkur emeklileri için, memur ve memur emeklileri için ne anlama geliyor? Gelin rakamlara bakalım. Önümüzdeki aylarda belki aynı hızda olmasa da dezenflasyon süreci devam edecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sözlerini Eylül ayı enflasyon rakamları da teyit etti. Enflasyon aylık bazda %2,97, yıllık bazda %49,38 oldu. Böylece 14 ayın en dip oranı görüldü. Gözler memur ve emeklinin olası zamlarına çevrildi. Aylık enflasyon Temmuz'da %3,32, Ağustos'ta %2,47, Eylül'de de %2,97 olarak açıklandı. Bu durumda SGK ve Bağkur emeklileri şimdiden %8,92'lik zammı cebine koymuş oldu. %8,92'lik orana, yani ilk 3 aylık verilere göre 12.500 lira alan bir emeklinin cebine 13.615 lira girecek. 15.000 lira olan emekli maaşı ise 16.338 liraya çıkacak. Maaşı 20.000 lira olan bir emekli ise en az 21.784 lira alacak. Merkez Bankası'nın 6 aylık enflasyon tahmini ise %14,60. Eğer bu tahmin gerçekleşirse 12.500 lira alan emeklinin maaşı 14.325 liraya, 15.000 lira alan emeklinin maaşı 17.190 liraya, 20.000 lira alan emeklinin maaşı ise 22.920 liraya yükselecek. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkı alacak. Bu da yeni yıl için %10,59 zamma tekabül ediyor. Eğer enflasyon tahminlerdeki gibi gerçekleşirse, üniversite mezunu bir memur 45.147 lira maaş alacak. Şube müdürünün maaşı 63.879 liraya, öğretmen maaşı 52.465 liraya çıkacak. Polis memuru 58.117 lira maaş alırken, avukat maaşı da 62.128 liraya yükselecek.
Ve Münevver Karabulut'un öldürülmesinin üzerinden 15 yıl geçti. Dün yine gündem onu vahşice katleden Cem Garipoğlu'ydu. 2014'te hapishanede intihar eden Garipoğlu'nun ölmediği yönünde önemli iddialar vardı. Karabulut ailesi de bu iddialar üzerine mahkemeye başvurmuş, Fethi Kabir yani mezarın açılması kararını istemişti ve o karar verilmişti. İstanbul Karacaahmet'teki mezar dün açıldı. Peki alınan DNA örnekleri akıllardaki soru işaretlerini giderecek mi? Sonuç ne zaman açılacak? İşte uzmanların cevapları. Cem değil denirse zaten yer yerinden oynar. Bu şüphe yüreğimi parçalıyor. Ölmedi, kaçırıldı diyen de vardı. Otopsi fotoğrafında ölü gibi gösterildi diyen de. Aradan 10 yıl geçtikten sonra Cem Garipoğlu'nun mezarı tüm şüpheleri ortadan kaldırmak için yeniden açıldı. Cem Garipoğlu'nun mezarının etrafı palmiyelerle kaplıydı ve adeta gizlenmiş bir şekilde yıllardır buradaydı. Şimdi o çalışmada ilk olarak palmiyeler kaldırıldı ve Cem Garipoğlu'nun mezarı ortaya çıktı. Kaçırıldı mı? Öldü mü? Öldürüldü mü? Ne oldu, ne gitti diye şüpheler var yani. Korkunç cinayet 3 Mart 2009'da işlenmişti ve Türkiye'nin tek gündemi aylarca bu cinayet olmuştu. Aradan 15 yıl geçti ve Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı gün yine gündem bu olay. Cem Garipoğlu 2014 yılında cezaevindeki hücresinde ölü bulundu. Kayıtlara böyle geçse de kamuoyunun önemli bir bölümü onun hayatını kaybettiğine inanmadı. Karabulut ailesinin yaptığı başvurularda Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri de ortaya çıktı. O fotoğraflar da yeterli olmadı. Karabulut ailesinin DNA testi talebi yıllar sonra kabul gördü. Cem Garipoğlu'nun Fethi Kabir işlemi başladı. Şu anda mezarın başına bir branda çekildi. Savcı, adli tıp uzmanları ve her iki tarafında avukatları mezarın başında ve bir de kamera var orada. Çünkü tüm bu işlemler en baştan sonuna kadar an be an kaydediliyor. Karacaahmet mezarlığındaki kalıntıların tümü alındı ancak tutanağa geçen bir detay vardı. 10 yıl geçmesine rağmen ortada kefen yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı. Kalan parçalar getirilen bir tabuta konuldu. Bu tabut İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na gidiyor ve ardından aileden alınacak DNA örnekleriyle her ikisi karşılaştırılacak ve mezardakinin Cem Garipoğlu olup olmadığı ortaya çıkacak. Anne babadan da çünkü örnek alınacak, ya yanak hücresi ya da kan hücresi ve kemiklerden çıkartılan, ekstrakte edilen DNA fragmanlarıyla karşılaştırılacak. Alınacak sonuçla iki ihtimal ortaya çıkacak. Öldüm ölmedim, öldüm ölmedim diye çirkin sorular soruluyor. %99.99 Cem'dir denecek. Bu tabii kamuoyunda biraz gene de hani binde bir değildir diye bir tartışma getirebilir. Ancak bunun tıbbi bir karşılığı yok çünkü tıpta kesinlik yok. Ya da Cem değil denecek. Cem değil denirse zaten yer yerinden oynar. Yani Silivri cezaevinden başlayarak savcılık, infaz koruma memurları vesaire her yerde insanların tutuklanmasına sebebiyet verir gibi gözüküyor. Peki kamuoyunu yıllarca meşgul eden korkunç olayda sonuç ne zaman belli olacak? Salı ya da çarşamba günü muhtemelen raporda kamuoyuyla paylaşılmış olur. Ve İstanbul Beyoğlu'nun arka sokaklarında kaydedilen görüntüler var sırada. İki şehir eşkıyası. Evine giden genç kıza kabusu yaşattı. Etrafı aldırış etmeden taciz etmeye kalktılar. Ve bakın sonrasında neler yaşandı. ATV Haber'in özel haberi. İkişehir eşkıyası evine giden kızı takip aldı. Gözleri dönmüş gibiydi. Kimseye aldırmadan bir köşede sıkıştırıp önce yakınlaşmaya sonra da sarılmaya çalıştı. Yere yatırdıkları zavallı genç kadının çığlıkları sokakta yankılandı. Kesinlikle önlem alınması lazım. Artık işin boyutu çok değişmeye başladı. İşte o korkunç tacizin yaşandığı yer İstanbul Beyoğlu'ndaki bu sokaktı. 23 yaşındaki genç kız sabaha karşı evine giderken peşine iki kişi takıldı. Ve ardından onu buraya sıkıştırdı içlerinden biri. Sonrası genç kız için geçmeyen kabus dolu dakikalardı. O tacizcinin yanında bir arkadaşı da vardı. Ona müdahale edip durdurmak yerine önce cep telefonuna baktı, ardından da film izler gibi seyretti. Talihsiz genç kız korkuyla yardım istedi.
Adamlardan birinin gelip müdahale etmesiyle birlikte o tacizci yerden kalktı ve bu yöne doğru ilerlemeye başladı. Adam onun peşini bırakmadı. Ne yapıyorsun diye ona hesap sordu. Tacizci de amcasının kızı olduğunu söyledi. Sanki amcasının kızı olsa yaptığı normalmiş gibi. Amcam kızı böyle sokakta öpüyor musun diyor diye. Oğlum amcanın kızı diyorsun. Birileri de korku içinde yerde oturan kızın yanına gitti. Eli ayağı titriyordu. Koluna girip zorla yerinden kaldırdılar. Yaşadıklarının şokunu atlatamamıştı. Güçlükle adım attı. Zavallı genç kızı şehir eşkıyalarının elinden kurtaran adam o tacizciyi köşeye sıkıştırdı. Polise de haber verildi. Beyoğlu güvenlimi hızlıca o iki tacizcinin kimliğini tespit etti. Biri 27, diğeri de 31 yaşındaydı. İkisinin de taciz suçundan kaydı vardı. Şimdi gözaltındalar. Saldırganlar adeta birer suç makinesiydi. Gasptan adam yaralamaya, cinsel saldırıdan oto hırsızlığına kadar sabıkalarında yok yoktu. Şimdi en büyük temenni o iki saldırganın bir daha sokakta böyle gezmemesi. Yaklaşık 2 ay önce Adana'da hastaneye giden iki çocuk annesi 22 yaşındaki Kader Kaya sır oldu. O kaybolduktan sonra da eşine gelen "beni kurtar" mesajı aileyi perişan etti. Genç adam Müge Anlı'dan yardım istedi. İki çocuk annesi 22 yaşındaki Kader Kaya 14 Ağustos Çarşamba günü Adana Yüreğir'den kaybolmuş. Karnım mı ağrıyor dedi eşin sana? Aynen abla. Karnım ağrıyor demiş, hastaneye gittiniz. Ben gittim geldim saat 3'e kadar orada bekledim. Yoktu, onda arıyordum da telefonu meşguldü hep. Engellemiş seni. Aynen. Sonra sen ilk ne zaman haber aldı? Bir hafta geçti, bana haber geldi. Karakoldan dedi ki kendi rızasıyla gitmiş. Ben de bıraktım peşini. Dedim ki boşanırım, o da kendi yoluna baksın, ben de kendi yoluma bakarım. Yalnız burada çok önemli bir ayrıntı var. Hanımefendi Adana Yüreğir'deki hastaneden kaçıp gidiyor. Sonra kayıp başvurusu veriyor ya, kayıp başvurusu verdiğinde polis bir şekilde buluyor demek ki. İfadesini alıyor. Nerede alıyor biliyor musunuz? İstanbul'da, Şile'de. İlyas dediği gibi başta demiş ki hani ne yapalım, hani giderse gitsin demiş. Fakat TikTok üzerinden mesajlar gelmeye başlamış İlyas'a. Emine Şentürk adlı bir kadının yanındayım. Bakıcı olarak geldim. Beni odaya kapattı. Mavi bir evdeyim. Ama olduğum yer neresi bilmiyorum. Ne olur gel beni al diyor. O hesabın arkadaşlarına ulaşmış. Ve bir kişi demiş ki bu çocuk benim yanımda çalışıyordu. Bir ay önce bir kız kaçırdı. Kızı dövüyor. Benim yanıma para almaya geldi. Kızı dövmüştü. Elleri kötü durumdaydı. Hatta kız kaçtı. O da peşinden kovaladı. Almanya'ya gideceğini söyledi demiş. Ama adının numarasını falan vermemiş. Sen de şimdi o kişinin kendi karın olabileceğini düşünüyorsun. Aynen, ben eminim ki o benim eşim. Ayakkabıyla elbiseler hepsini ben almıştım ona. Ha, elbiselerini tanıyorsun. Aynen. Tamam o aynen. Zaman. Eşimin ismini yazdım. Baktım bu fotoğraf çıktı. Ben de bastım, dedim ki bir bakayım eğer neyin nesidir. Ben fotoğrafa da bastım. Dedim ki bu benim eşimdir. Bu elbiseleri ben almışım. Ayakkabıyı da ben almışım. Allah Allah. Tamam, o fotoğraftaki kişi de kendisini tanır yani. Beyefendi haberiniz var mı bilmiyorum da bu kadının 3 yaşında 1 yaşında 2 tane çocuğu var. Senin eşin öyle dışarı çıkıyor muydu? Yok, annesinden izinsiz hayata çıkmazdı. Çıkardı, annesiyle birlikte çıkardı ki hiçbir zaman tek başına çıkmazdı. Bilmiyor ki şimdi. Mavi evdeyim diyor, zorla tutuluyorum diyor. Adam da diyor ki zorla mı tutuluyor acaba diyor. Yani gidip de adamı da rahat bırakmamış ki gel beni al diyor, kaçırdılar beni diyor. Mavi evdeyim, yerimi bilmiyorum diyor. Şimdi Adana nere, Şile nere? Bu çocuklara da günah değil mi? Şimdi bu kızı da tanıyan bilen varsa lütfen bizi arasın. Kadercim, eğer kendin gittinse çık de ki ben kendim gittim de, boşanma davası aç. İlyas'la boşanırsa boşanır, boşanmazsa boşanmaz. Ama kızım sen hangi hayatın içindesin, iki çocuğunun, o bir yaşındaki çocuğa günah değil mi? Yani kusura bakmayın, ben önce çocukları düşünüyorum. O zaman vallahi hiçbirimiz anneli büyümezdik ya. Ve onlarca suçtan yargılanan ama tahliye olmayı başaran Dilan ve Engin Polat çifti. Cezaevindeyken sosyal medyaya tövbe etmişlerdi. Kamuoyu da onlardan herkese göstermekten mutlu oldukları hayatlarını, kendi hallerinde yaşamalarını bekliyordu ama öyle olmadı. Polatlar şatafatlı hayatlarının reklamlarını yapmaya bakın nasıl hızlı döndüler.
Kara para aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından yargılanan Polat çiftinin tahliye olduktan sonra sosyal medyaya dönüşü hızlı oldu. Dilan Polat, Türk adaletiyle dalga geçercesine paylaşımlar yapmaya başladı. Biz yeni gelmedik. Yeni geldik. Tahliye edilmelerine rağmen beraat etmişler gibi davranan Dilan ve Engin Polat, haklarında başlatılan yeni bir soruşturma için adliyenin yolunu tuttu. Vergi kanununa muhalefet suçundan yürütülen soruşturma kapsamında devleti 295 milyon lira vergi kaybına uğratmakla suçlanan Polatlar yine tepki çeken bir paylaşıma imza attı. Dilan Polat, ifade için sıra beklediği sırada sosyal medya hesabından "Bitse de evimize gitsek" paylaşımında bulundu. Nereye gidiyoruz? Evimize. Evet. Evimize. Dilan Polat, tahliye sonrasında sosyal medya paylaşımlarına dikkat edeceğini ve normal bir yaşam benimseyeceğini açıklamış, bir süre sonra ise pahalı saatler ve markalı kıyafetlerin olduğu gardırop ve pahalı gözlüklerle paylaşım yapmaya başlamıştı. Paylaşımlarına kaldığı yerden devam eden Polat, ifadesinde ise suçlamaları reddetti, gerçek ticaret yaptık dedi. Dilan Polat kendini böyle savunsa da hazırlanan bilirkişi raporunda Polat çiftine ait 7 şirketin kamuyu 295 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilmişti. Robot süpürgeler son yıllarda hayatımıza girdi ve birçok evde de kullanılıyor. Ancak aman dikkat, her an çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilirsiniz. İstanbul Maltepe'de yaşayan Ertekin ailesi gibi çift sabaha karşı uykudayken robot süpürge bomba gibi patladı ve alev aldı. Ev halkı ölümden döndü. Peki bizim için de risk var mı? Ya da hayatımızı kolaylaştırsın diye aldığımız robot süpürgelerde nelere dikkat etmeli? Arkadaşlarımız araştırdı. Oğlum bu ne, duruyor duruyor, alev atıyor. Sabah bir patlama sesiyle uyandık. Korkuyla uyandılar. Can hıraş, patlayan süpürgeyi söndürmeye çalıştılar. Şu camı mama aç, dumandan boğulacağız. Biz bunu nasıl dışarı çıkartacağız şimdi ya? 10 dakika boyunca ikişer dakika arayla sürekli patladı. Robot süpürge yüzünden felaketin eşiğinden döndüler. Özellikle imalat hatası gibi durumlar da buna sebep olabilir. Gerilim dalgalanması gibi şebekeden kaynaklı sorunlar da olabilir. Şimdi patlayacak yüzümüze gözümüze. Tam bitti dediğimiz anda tekrar patladı. Tam bitti dediğimiz anda alev aldı. Tekrar bitti dedik, bu sefer o en yoğun dumanı saldı. Serkan Göknil Ertekin çifti sabaha karşı evlerinde uyurken kabusu yaşadı. Eşimle salonda televizyon seyrederken salonda uyuyakalmışız ev hali. Bir anda bir patlama sesiyle uyandı. Patlamanın nedeni robot süpürgeydi. Her gün kullandıkları o robot süpürge bir anda infilak etti ve üzerinden dumanlar çıkmaya başladı. Oğlum bu ne, duruyor duruyor, alev atıyor. Uykuda yakalandık. Evin içinde dumandan zehirleniyorduk neredeyse. Neye uğradığını şaşıran çift alev alan robot süpürgeyi söndürmeye çalıştı. Şimdi patlayacak yüzümüze gözümüze. Ben bir taraftan da hani cihazı alıp ya balkona ya da dışarı atmaya çalışıyorum ama her yaklaştığımda bir patlama sesi. Patlamalar yaşanırken Ertekin çiftinin iki kedisi de işte bu noktadaydı ve onlar da salınan dumandan büyük oranda zehirlendiler. Ailecek felaketin eşiğinden döndüler. Boğazımız, genizimiz yanıyor. Kedilerimizden bir tanesi ciddi bir zehirlenme yaşadı. İlk başta muhatap bulamadık. Firmadan hiçbir şekilde kullanıcı hatası diyecekler. Bu şekilde söylerlerse ben direkt dava açacağım. Peki bu patlama neden yaşandı? Bu ürünün kullanım kılavuzunda da zaten sürekli şarjda kalmasını söylüyor. Üreticinin enerji kesimini yapmadığı ve bundan dolayı aşırı yüklenme olduğu hissiyatı oluştu bende. Elektrikli araçlarda da bu konu çok gündeme gelen bir konudur. Üretimden kaynaklı bir problemse evet, kesinlikle toplatılması gerekir. Türk
halkı altın biriktirmeyi de takmayı da çok sever. Bu yüzden altın ve mücevher fuarları çokça rağbet görür. Dünyanın en büyük 5 fuarından biri de İstanbul'da başladı. En büyük ilgiyi yaklaşık 2,5 milyon değerindeki biberon gördü. Tepside tam 10 milyon liralık emzik ve biberon var. Akıl almıyor ama gerçek. İşte fiyatlar. Şu biberon tam 2,5 milyon lira. Burası 10 milyon. Neden? Neden 10 milyon? 18 ayardan işlediğimiz tamamen altın olan biberonumuz var. Bunun üstüne mücevherle süslediğimiz zaman, pırlanta kullandığımız zamanlar bu 2,5 milyon hatta 3,5 milyona da çıkar, 4,5 milyona da çıkar. Kundaktaki bir çocuk buna sahip olduğu zaman 20 sene sonra, 25 sene sonra ilk arabasını bu biberonla alabilir. Milyonluk biberonlar, paha biçilmez pırlantalar, sıra dışı tesbihler ve daha nicesi. Dünyanın en büyük fuarları arasında yer alan İstanbul Altın ve Mücevher Fuarı Yeşilköy'de kapılarını ziyaretçilere açtı. Birbirinden şık, paha biçilemez ürün göz kamaştırdı. Fuarın en değerli tesbihleri var. Bunu biliyorsunuz. Peki şöyle kameramızı çevirelim. Hemen yanında altın tesbihi, yanında pırlanta tesbihi. Zaten bu manzarada her şeyi anlatıyor. Bu malumun ilanı. Peki bunlarda durum ne? İşte detaylar. Tesbihlerimiz 10 gramdan başlıyor, 25 bin TL'den başlıyor, 100-150 bin TL'ye kadar normal tesbihlerimiz, özel pırlantalı tasarım tesbihimiz 1 milyon TL. Dışarıdan baktığınızda ikisi de pırlanta, dışarıdan baktığınızda ikisi de çok değerli ama şimdi buraya dikkat edin, şu 10 bin lira, bu hemen yanındaki pırlanta tam 100 bin lira. Yani bunun 10 katı daha değerli. Peki sebebi ne? İşte cevabı. Bir tanesi yıllarca oluşmuş doğal, hepimizin bildiği natural pırlanta. Bir diğeri nasıl oluştuğu araştırıldıktan sonra makinede yapılan lab grand dediğimiz laboratuvar ortamında üretilmiş olan. İşte tam da karşınızda su yolu bilekliği, bu fuar için üretildiği 35 karat ve şimdi buraya dikkat, fiyatı 3,5 milyon lira. Dünyada çok moda su bilezikleri ama bu fiyatlar tabii korkutmasın insanları, herkese uygun. Su yolları, bilezikleri, kolyeleri var. Burada bir kolye, burada da takı seti var. Şimdi buraya dikkat edin. Şöyle dışarıdan baktığınızda yaklaşık 1-1,5 kilo gibi görünüyor ama sadece 300 gram, fiyatı 1 milyon lira. Hafif hale getirecek, satılabilirsin. Şimdi gördüğünüz bu ürün 1 milyon lira ama aslında 3 milyon lira görüntülü. Bu gördüğünüz sette 400 gram ama 1 milyon 200 bin lira kendisi ama 4 milyon lira görüntülü. Milyonluk fuarın en mütevazı standı siz misiniz? Evet. Ne demek bu? Bu şu demek, bu gördüğünüz 3 tane ürün toplam 1 gram. 3'ü? Evet, 3'ü. Kaç para? Aşağı yukarı 3 bin lira civarında. Mücevher fuarı cumartesi akşamına kadar açık olacak. Vicdansızların kirli tezgahını Tarım ve Orman Bakanlığı bozdu. Hileli gıda listesi yayınlandı ve bazı markalarla ürünleri deşifre oldu. Sahtekarların yaptıklarını, gıdaların içinde kullandıklarını duyunca gerçekten inanamayacaksınız. Özellikle et ve et ürünlerinde. Ve işin en üzücü kısmı da tüketicinin gerçeği ayırt etmesi çok zor. Bol baharat basmanız gerekiyor ki taşlığın tadını öldürelim. Ne yediğimizi bilmiyoruz gerçekten. Ne lahmacun, ne kebap, ne de sucuk. Bayıla bayıla yediğimiz bu ürünlerin birçoğunda gerçek et bulunmuyor. Sahtekarlar sakat at, eşek ya da tavuk eti kullanarak sağlığımızla, sevdiklerimizin hayatıyla oynuyor. Tavuk, taşlık, kalp, yani ne bulursa lahmacun içine çekiyorlar. Et dışında her şey var. Kanatlı etinin kemik kısmını çevreleyen etler, kıkırdak kısmı, işte bağ dokusu. Bazen deri ilavesi. İşte o kirli tezgah Tarım ve Orman Bakanlığı'nın marka ve ürünlerini deşifre etmesiyle ortaya çıktı. Et ürünlerinde yapılan hile ise akıl alır gibi değil. Soğan, kapya biber, domates, şu taşlığın kıymaya vurulmuş hali tabii. Taşlığın tadını bastırmak için çeşit çeşit baharat koymamız gerekiyor. Daha düşük maliyetle yüksek fiyata satarak daha fazla para kazanma hırsı
gıda sahteciliğinde de farklı farklı durumların karşımıza çıkmasına sebebiyet veriyor. İki lahmacun arasında bir fark var mı sizce? Hayır. Bu lahmacunda hiç et yok desem. Nasıl oluyor? Tamamen sakat at. Hepsi et gibi gözüküyor ama yani bizi kandırıyorlar mı? İkisi de lezzetli görünüyor, ikisi de iştah kabartıyor. Ancak görünüş sizi aldatmasın. Sol tarafındaki lahmacuna lahmacun demeye bin şahit ister. İçindeki kıyma değil, tamamen sakatat. Sakatat mı var? Gerçekten. Yapanlara da hakkımızı helal etmiyoruz. Yer miydiniz? Yemezdim de şu an ayırt edemiyoruz. Yani belki de yiyoruz gün içerisinde. Peki hem kendi hem de sevdiklerimizin sağlığını nasıl koruyacağız? Gerçek lahmacundan ayırt etmenin bir formülü var mı? İmkansız. Kimse ayırt edemez. Tadından da. Tadından bile ayırt edemez. Kokusundan? Kokusundan değil de gece mide yanmasından ayırt edebilirsiniz tabii. Hangisi daha lezzetli görünüyor? İkisi de hemen hemen bir gibi. Biraz daha baharat ağırlıklı görünüyor bu biraz daha. Tamamen sakatat. Şu tamamen sakatat. 50 liraya 60 liraya lahmacun satılması imkansız. 100 liranın altında lahmacun hileli lahmacundur. Yakup Umaç, Van Erciş'te sanayide çalışan bir emekçi ama onu ön plana çıkaran yeteneği sesi. Amerikan filmlerine yapılan dublajları taklit eden Umaç çok beğenildi. Arkadaşlarımız Altay Altuğ ve Okan Yalçınkaya Van Erciş'e kadar gitti ve Umaç'ın hikayesini dinledi. Sorunun ne? Sorunum aşk. Lanet olsun, para kazanmak istemiyor musun? Bu video ile viral oldu. Sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Çaya zam yapacakmış, öyle diyor. Evet, evet, evet. Çala o milyon, o milyon. Sana Tanrı'ya yemin ederim ki su içecek, çayını içmeyeceğim. Paylaşım rekorları kıran videonun ardından bir anda fenomen haline gelen Yakup Umaç, dublaj yeteneğiyle herkesi kahkahaya boğuyor. Seni koca oğlan, seni tek sorun ne biliyor musun? Harika yakışıklısın. Sana kıyamıyorum. Neden kıyamıyorum? Aa, bunu yapamam. Beni zorlama. Amerikan filmleri. Mayday, mayday, mayday. We're gonna hit. Meydi, 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 meydi. Tüm birimlerin dikkatine boy. Yeşilçam sahneleri. Yılmaz Güney. Ben bu kahvaltıya para yetiştirmek için çalışmadım. Ben sevdiğini bırakıp gidecek adam mıyım, hidayet edem mi? Kadir İnanır. Benim adım Kadir. Bana Deli Kadir söylerler. Ben Kadir. Deli Kadir lan. Meşhedün en la ilahe illallah. Meşhedün enne Muhammeden Abdu ve Resulü. Önce sen gebereceksin. Artık ağzının yerini biliyorum. Ve kült Türk dizi karakterleri. Eğer abi bana bir evet desin, seni gece kaldığın yere gelirim. Senin canını kim alacak benim elimden? Canım sana feda olsun abi. Yakup Umaç 38 yaşında bir inşaat ustası ama son zamanlarda onun sosyal medyada paylaştığı videolar milyonlarca kez izlendi, milyonlarca kez paylaşıldı ve sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte o ismin yanına, Yakup abinin yanına, Van'a, Erciş'e geldik. Meydi, 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 tüm birimlerin dikkatine. Hepinize söylüyorum, ATV geldi. 1986 doğumluyum. İnşaatta ustalık yaptım. Yeteneğinizi nasıl keşfettiniz? Ergenlik çağına girer girmez bunu keşfettim. Hani önce bir Ferdi Tayfur'la yaptım. Huzurum kalmadı şu fani dünya. Sonra Cem Karaca'yı çok severdim. Yalan olur bir gün yalan. Gerçekten şu an bende 1000 ses var. Keşfedilmedim. Bak kendi halimle bunu yapıp durdum. Asla girerim ki. Florida mıydı neydi o lanet? Florida. Lanet olsun dilim dönmüyor. Peynir harika, orada yetişmiyor. Florida'da bu peynirden yok mu? Bu sadece bizim Van'da var. Başka bir yerde yok. Bulamazsın, boş yer ama. Yakup Umaç yerli ve yabancı birçok filmdeki karakterlerin taklidini, dublajını yapabiliyor ve o gerçekten keşfedilmeyi bekleyen çok büyük bir yetenek. Ne yapmak istiyorsunuz? Özellikle kamera arkasında seslendirme, ses vermek istiyorum. Ve şimdi kısa bir reklam arası. Ve para piyasalarındaki son rakamlarla bir kez daha beraberiz. Dolarla başlıyoruz. Yükselişte 34.25. Euro'da yükseliş var, 37.83. Çeyrek altın yükselişte 4.788 lira ve Borsa 100 endeksi 9.000'in de altına düştü. 8.884 puandan işlem görüyor. İşte bu rakamlarla gün ortasında haftayı tamamlıyoruz. Herkese güzel bir hafta diliyoruz. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle.